Hem ekonomiyi hem de piyasaları çok yakından ilgilendiren iki önemli haber geldi dünyadan. Bunları sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda da Türkiye'de enflasyon verisi açıklandı. %11.76. Beklenti %12 idi. Onun bir tık altında geldi. Ne kadar gerçekçi, ne kadar değil ayrı bir tartışma konusu. Biliyorsunuz TÜİK'in açıkladığı veriler son zamanlarda epey bir sorgulanır hale geldi. Ama ben bu videoda TÜİK'in verilerinin doğru olduğunu kabul ederek yol almaya çalışacağım. Piyasaları nasıl etkileyecek? Bundan sonraki süreçte faiz ortamını nasıl etkileyecek ve makroekonomik verileri nasıl etkileyecek? Bunu konuşacağız. Enflasyonla faiz arasındaki makas dolar kuru üzerinde nasıl bir baskı yaratacak? Doların kırılmasıyla birlikte oluşacak enflasyonist ortam faizleri yukarıya doğru zorlayacak mı, zorlamayacak mı? Aynı zamanda biliyorsunuz pandemi etkisi tüm dünyayı sarmaya devam ediyor. İkinci dalga ile ilgili konuşmalar daha da artıyor. Hatta bu konuyla ilgili çok net açıklamalar da var. Göz ardı edemeyeceğimiz Avrupa'nın en güçlü ülkesinden gelen, Almanya'dan gelen açıklamalar bunlar. Piyasalara, ekonomiye, siyasete, bundan sonraki sürece etkileri ne olur hepsini konuşacağım sizler için. Tabii aynı zamanda rakamlara da bakacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Önce enflasyonla başlayalım arkadaşlar. Yıllık %11.76, aylık %0.58. Beklenti %12 idi, aylık olarak da %0.80'di. Düşük gelmesinin sebebine tabii ki mevsimsel etkiler. Temmuz ayında her türlü bedeli ödeyerek doların 6.85 seviyesinde sabitlenmesi. Temmuz ayında 6.85'te kaldı ama doların kırılganlığı daha da arttı. Türkiye'nin borç bulma ihtimali ya da swap yapma ihtimali daha da zor hale geldi. Yaz aylarında aslında çok daha keskin düşüşler olması gerekir. Mevsimsel etkiler nedeniyle ama o düşüşte yaşanmadı. Yatay bir seyre girdi enflasyon rakamları. Ağustos'ta da bu şekilde ilerleyebilir eğer ki kur kırılganlığı olmazsa. Eylül'e kadar bu iş bu şekilde sürdürülebilir. Eylül ayı itibarıyla hem mevsimsel avantajlar sona erecek hem de doların kırılganlığı daha da artacak. Cari baskı iyiden iyiye gündeme gelecek. Türkiye'nin kısa vadeli borçlarıyla ilgili sıkıntısı dolara olan ihtiyacı daha da arttıracak. Swap anlaşmaları yapılamadığı ya da çok yüksek maliyetlerle swap anlaşması yapmak zorunda kaldığımız için problemler giderek artacak. Bütün bunlar bütçe üzerindeki baskıyı da arttıracak. Doğal olarak arkadaşlar Eylül-Ekim en geç Kasım ayları içerisinde aynı Ağustos 2018'de yaşandığı gibi bir kur kırılması, bir kur şoku yaşanabilir. Öncesinde de yaşanabilir bakın. Bu ay içinde de biz bir devalüasyonist etki görebiliriz ama Eylül ayı itibariyle artık bu iş kaçınılmaz olacak gibi görünüyor. Gelelim şu sizlere bahsettiğim haberlere arkadaşlar. Birincisi Almanya'dan geldi. Alman Tabipler Birliği Başkanı Almanya'da ikinci dalganın başladığını söyledi. Şu anda yaz ayları olması nedeniyle elbette ki bir Mart, Nisan, Mayıs dönemi yükselişi gözlenmiyor dedi Tabipler Birliği Başkanı. Ama hastalık emin adımlarla ilerlemeye ve yayılmaya devam ediyor. İkinci dalga etkisi Almanya'da başlamıştır. Buna göre de tedbirler alınması gerekiyor denildi. Bunun sonrasında da Alman hükümeti çalışmalarına başladı. Eylül, Ekim, Kasım ayları itibariyle kuzey yarım kürede havaların soğuması Avrupa gibi ülkelerde hastalığın hızlı bir şekilde yayılmasını beraberinde getirecek gibi görünüyor. Tüm dünyada ciddi bir gevşeme var. Hastalık ikinci plana atılmaya başlandı. Tedbirler ikinci plana atılmaya başlandı. Ekonomi biraz daha ön plana çıkartılmaya başlandı. Yani insan hayatı şu an itibariyle ekonomiye feda ediliyor gibi görülüyor. Bu ne demek arkadaşlar? İkinci dalga geçen sene yaşanan birinci dalgadan çok daha kırıcı olabilir. Pek çok insanın hayatına mal olabilir. Çok daha fazla insanın bu hastalığa yakalanmasını beraberinde getirebilir. Bu da risklerin tüm dünyada artışını sağlayacaktır. Ülkelerin aniden işlerine kapanmasını, ekonomilerin aniden durmasını sağlayabilir arkadaşlar. Böyle bir ortam ekonomik anlamda dünyanın ciddi bir çöküşe girmesi anlamına geliyor ve bu çöküşte risklerin her geçen gün biraz daha artmasını beraberinde getirir. Altındaki yükseliş bundan sonraki süreçte çok daha agresif olacak gibi görünüyor. Altının 1960-1970 seviyelerinde kalması aslında tamamen fırtına öncesi bir sessizlik olarak nitelendirilebilir. Altında o beklenen geri çekilme yaşanmayacak gibi görünüyor. Ben de 1760 seviyelerine kadar bir gevşeme olabilir diyordum size. Bir dalgalanma olabilir diyordum. Ama 1960'ın üzerinde o kadar sağlam durdu ve kendisine o kadar sağlam bir hacim noktası
noktası oluşturduk ya altın. Bundan sonraki süreçte görünen o ki 2000'i kırıp geçecek. 2000'i kırıp geçtiği an itibarıyla 2200-2300'e kadar soluksuz yükselen bir altın ons fiyatı göreceğiz. Şimdi altını çok ciddi etkileyecek bir haber veriyorum bakın size. Almanya'nın Tabipler Birliği Başkanı'nın açıklaması, net açıklaması. Almanya'ya ikinci dalga gelmiştir diyor. Gelecek, gelebilir değil, ihtimallerden bahsetmiyor. Çok net bir şekilde bir ifade kullanıyor. Almanya'ya ikinci dalga geldi diyor. Dünyanın en önemli ülkelerinden birisinden bahsediyoruz. Avrupa'nın tartışmasız en önemli ülkesinden bahsediyoruz. Almanya'da Tabipler Birliği Başkanı eğer böyle bir açıklama yapıyorsa bu dikkate alınması gereken bir açıklamadır ve bundan sonraki süreçte bu tür açıklamaların sıklaşabileceğini bize gösterir. Fransa'dan, İtalya'dan, Avrupa'nın diğer ülkelerinden, Amerika'dan, İngiltere'den, Asya ülkelerinden ve hatta Türkiye'den ikinci dalga açıklamaları gelebilir ve bu ikinci dalga açıklamalarının yoğunlaşmasıyla birlikte piyasalardaki baskı artabilir. Ekonomi üzerindeki baskı artabilir ve doğal olarak altının yükselişini daha da fazla tetikleyecektir. Şimdi gelelim ikinci önemli habere. Bu haberde doların Türkiye'de ne kadar kırılgan olduğunu bize gösteriyor ve kırılganlığın her geçen gün biraz daha arttığını, Türkiye'nin yurt dışından para bulmakta zorlandığını, çok zorlandığını bize gösteriyor ve önümüzdeki süreçte yaşanabilecek devalüasyonist baskıyı gösteriyor. O da şu, Londra piyasasından geldi, Londra swap piyasasından geldi. Türk lirası dolar swap işlemlerinde faiz oranları %800'e vurmuş durumda. Bakın bir kez daha söylüyorum arkadaşlar. Türk lirası dolar swap işlemleri Londra piyasasında %800'e vurmuş durumda. Yarın valörlü işlemlere baktığımızda %100'lük rakamla karşı karşıya kalıyoruz. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Londra piyasasında sana dolar veririm karşılığında Türk lirası alırım diyenler %800 faiz istiyorlar. Bu da şunu gösteriyor. Kimse Türkiye ile swap anlaşması yapmak istemiyor. Çünkü yarın öbür gün çok ciddi bir kur şokuyla karşı karşıya kalınabileceğini öngörüyor. Herkes önce kendi cebini düşünüyor. Düşünsenize siz birisine borç verirken Türk lirası olarak mı borç verirsiniz yoksa dolar olarak ya da altın olarak mı borç verirsiniz? Yarın öbür gün Türk lirası olarak vereceğiniz borcu Türk lirası olarak geri alacaksanız da hatır sayılır bir faiz istemek zorunda kalırsınız. İşte swap piyasasında da yapılan bu artık hatırı sayılır bir faiz de istenmiyor arkadaşlar. Baya baya kara borsacı faizi isteniyor. Size dolar veririz ama size dolar verebilmemiz için bize çok yüksek faiz ödemeniz gerekiyor. Yarın öbür gün doların nasıl bir şokla karşı karşıya kalacağıyla ilgili Türkiye'de ciddi belirsizlikler var kardeşim deniliyor bize. %800 arkadaşlar, şaka maka değil bu. Şimdi gelin bu koşullar içerisinde biraz da rakamlara bakalım. Londra'da swap faizleri %800'e vurmuş. Almanya'da ikinci dalga ile ilgili net açıklamalar var. İkinci dalga Almanya'ya geldi şeklinde. Bu hem altın üzerindeki baskıyı arttırıyor hem de Türkiye'de dolar üzerinde ciddi bir baskı var. Swap faizlerinin aşırı yükselmesi nedeniyle. Bu koşullar içerisinde bundan sonra rakamlar ne olabilir? Gelin birlikte değerlendirelim. BIST 110.965 seviyesine dayanmış durumda. Sizlere dün söylemiştim. Borsada ciddi satış baskısı var. 110.000 denenecek. 110.000 kırıldıktan sonra ilk hedef 105.000 olacak. 105.000 kırıldıktan sonra 100.000'e gideceğiz. 100.000 kırıldıktan sonra katliam daha da büyüyecek. Hatta 60-70.000'lere giden bir borsayı görebiliriz demiştim. 120.000 rakamından beri sizleri uyarmaya çalışıyorum. Umarım dinlemişsinizdir. Umarım o seviyelerden, tepe noktalardan borsaya girmemişsinizdir. Çok ciddi bir satış baskısı var. Bu satış baskısının nedenleri biraz önce söylediğim gibi ortada zaten. Türkiye'ye kimse borç vermek istemiyor. İkinci dalga etkisi iyiden iyiye gündeme gelmiş durumda. Ekonomiler küçülüyor. Dünya ekonomisi beklendiği gibi büyümüyor. Türkiye ekonomisinde de dünyadan çok daha sıkıntılı ve riskli bir pozisyondayız. Borcumuz, bütçemiz, cari açığımız artık kontrol edilemez bir noktada. Merkez Bankası rezervleri tükenmiş durumda. Reel sektör büyük bir kriz içerisinde. Borsada bir satış baskısı olacağı ortadaydı. Bu satışların da geldiğini artık hep birlikte görüyoruz. Dolara gelelim. 6.94 zorlandı bugün. Bir sebep var mıydı? Hayır, hiçbir sebep yoktu. Enflasyonun beklenenin bir tık altında gelmiş olması belki dolarda bir miktar satışı getirdi. Ama sonuç itibarıyla herkes şunu görüyor. Enflasyon hala çok yüksek seviyelerde ve yazın
ortasında Temmuz ayında bile %11.76 ise enflasyon, yarın öbür gün yaz bitiminde mevsimsellik etkisi ortadan kalktığında, kur riski iyiden iyi arttığında ve kur yükselişi başladığında enflasyon alıp başını gidecek. Hiç de öyle Merkez Bankası'nın söylediği gibi %7'ler, %8'ler falan olmayacak. %11, %12'nin altı görülmüyor. Devalüasyonist bir etki olursa %20-30 civarında bir enflasyondan bahsediyor olacağız. Bu da Türkiye'deki kırılganlıkların ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor. Bugün 6.97-98 görülecek ve büyük ihtimalle bu hafta içerisinde tekrar 7'yi zorlayan dolar kuru 7'yi kırıp 7.20'yi hedeflemeye başlayacak. Euro'ya bakıyoruz, 6.22 seviyesinde. Euro'da yine Türk lirası karşısında euro'nun değer kazanmasından dolayı yükseliyor. Euro dolar paritesi sabit kalıyor. 1.17-1.18 çok zor bir seviye. Gördüğüm kadarıyla 1.20'yi de göstermeyecekler ve euro dolar paritesi ilk hedef olarak 1.12'ye, daha sonrasında 1.08 ve 1.06'ya doğru ilerleyecek. Özellikle ikinci dalga etkisiyle birlikte. Faiz arkadaşlar yükselecek, daha da yükselecek demiştim sizlere. Dün %11'di, bugün %12 seviyesine gelmiş durumda. Politika faizi ile piyasa faizi arasındaki makas neredeyse 4 puana gelmiş durumda. Çok da normal. Enflasyona bakıyorsunuz, %11.76, piyasa faizinin, tahvil faizinin enflasyonun üzerinde olması, makul seviyelerde olması gerekiyor. Normal koşullarda Türkiye'ye kadar çok riski olan bir ülkede 2-3 puan üzerinde olması gerekiyor. Yani %11.76 ise enflasyon, şu anda %14-15 civarında bir piyasa faizi olması gerekiyordu. Yakın zamanda gelirse o seviyelere kimse şaşırmasın. Altının onsu 1960'ın, hatta 1970'in üzerine demir atmış durumda arkadaşlar. Her geçen gün buradaki kapanışlarını devam ettiriyor. Ve buradaki kapanışlarının uzamasıyla birlikte, gün olarak söylüyorum, 2000 hedefi çok daha kolay bir hale gelecek gibi görünüyor. 2000 kırıldığında 2200, hatta 2300'e kadar soluksuz yükselen bir altın ons değeri göreceğiz. Şimdi gelelim Türkiye'de devalüasyonist etki ortamına. Biraz önce söylediğim swap faizleri bu şekilde yüksek ortamda devam ederse arkadaşlar, Türkiye'deki yabancı çıkışı daha da hızlanır. Türkiye'nin dolara ihtiyacı daha da artar ve Türkiye'de kademeli yükseliş falan olmaz. Çok ciddi bir kırılma olur. 13, 14 hatta 15 liralara giden bir dolar kuru görürüz. Bugün yükselmediğine bakmayın. Bugün durduğuna bakmayın. Yarın çok sert bir kırılma olmayacağı anlamına gelmiyor. Bir sabah ansızın uyandığınızda 14-15 liralık bir dolar kuru görürseniz şaşırmayın arkadaşlar. Swap faizleri bize bunu çok net bir şekilde işaret ediyor. Hem doların yükselmesi, hem altının onsunun yükselmesi, gram altın çok hızlı bir şekilde 500 lirayı aşacak, 600 liraların üzerine kendisini atacak gibi görünüyor. Petrol fiyatları sabit kalmaya devam ediyor. Bu seviyelerde kalacak gibi duruyor. Gümüş 30 doları zorlayacak bundan sonraki süreçte. Altına paralel olarak tüm borsalar satış baskısına girmiş durumda. Bundan sonraki süreçte olumsuzluğu satın almaya başladı. Olumlu haberler büyük ihtimalle geri plana itilecek. Olumsuz haberler ön plana çıkartılacak. Bu hisse senedi piyasasındaki satış baskısını artırırken altına, dolara olan, gümüşe olan ilgiyi arttıracak arkadaşlar. Bir şey daha belirtmek istiyorum. Bu dönem nakit, kral dönemi. Nakitin değerinin çok daha önemli olduğu bir döneme doğru ilerliyoruz. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Onun için bütün dünya tasarruflara yönelmeye devam ediyor. Bakın dün Minneapolis Fed Başkanı Kaşgari açıkladı. Amerika'daki vatandaşların yarısından çoğu tasarrufa yöneliyor. Harcamalar çok ciddi anlamda kısılmış durumda. İnsanlar paralarının büyük bir kısmını dolara, altına yatırarak saklıyorlar. Bu sadece Amerika'ya özel değil, tüm dünyada aynı tabloyu, aynı durumu görüyoruz. O nedenle arkadaşlar, nakitin kral olduğu bu dönemde altının düşmesini beklemeyin. Dolardaki bu sakin havanın devam edeceğini de beklemeyin. Cari açık tablosunun netleşmesi, swap faizlerinin daha da yükselmesi, CDS'in kırılmasıyla birlikte dolarda da devalüasyonist etkiler görmeye başlayacağız. Uyarmadı demeyin arkadaşlar.
Evet, bu videonun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.